Günaydın. Sen... Günaydın, mutlu bayramlar. İyi bayramlar. Günaydın arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün Ramazan Bayramı'nın ilk günü ve bugünü beraber geçireceğiz arkadaşlar. Bakalım karantinada bir bayram günü hepimiz için nasıl geçecek? Annem de burada arkadaşlar. Günaydın. İyi bayramlar. Şimdi annemle beraber güzel bir bayram kahvaltısı hazırlayacağız. Bunlar ablamın muhteşem arkadaşlarından bir tanesinin. Yağmur Hanım'cığım teşekkürler. Afiyetle mis gibi yiyoruz. Çok mersi. Çok teşekkürler. Reklamlar. Arkadaşlar şimdi beraber tavuk besleyeceğiz. Nasıl mı besleyeceğiz? Öncelikle elimde böyle bayatlamış kek var. Bunları atmak istemiyorum. Bu yüzden de bunlarla tavukları besleyeceğiz. Şu anda gördüğünüz gibi evin balkonundayım ve bahçede tavuklar var. Birinin tavukları var ve böyle gezsinler diye tavukları bırakıyorlar. O yüzden gün içerisinde bahçede hep tavuk oluyor. Biz de böyle evde kalan işte kurumuş ekmekleri falan tavuklara atıyoruz. Çok komik bir görüntü oluyor bence. Evet arkadaşlar izleyin şimdi. Bakın şimdi nasıl gelecekler. Böyle bak bak geliyor. Ah. Bak 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 nasıl geliyor. Bitti. Günümüzün çok eğlenceli bir kısmına geldik arkadaşlar. Beraber vücut peelingi yapacağız. İnternette bir tane tarif buldum ve gerçekten denemek istediğime karar verdim. O yüzden bugün burada beraber deneyeceğiz. Memnun olup olmadığımı zaten sizler de göreceksiniz. Memnun kalırsam sizler de denersiniz. Gerekli malzemeleri buraya yazıyorum arkadaşlar. En az malzeme gerektiren vücut peelingi açıkçası buydu. Bunun malzemeleri bile bana çok fazla geldi. O yüzden aynı malzemelerin miktarını biraz azaltarak uygulayacağım. Birazcık kahve, Türk kahvesi koyuyorum. Şeker koyuyorum. Son olarak da zeytinyağı koyuyorum. Bence zeytinyağı yerine Hindistan cevizi yağı çok daha iyi olurdu ve güzel kokardı. Ama ben bulamadım. O yüzden maalesef zeytinyağı kullanacağız. Karıştırıyorum. Böyle bir kıvamı oldu. Gerçekten. Zeytin ezmesine benzemiyor mu? Şimdi birazcık alıyorum ve deniyoruz arkadaşlar. Sanırım biraz fazla oldu. Her yere dökülen bir şey tabii ki.
O zaman ben şimdi bunu uygulamaya devam edeyim. Sonrasında zaten fikirlerimi sizlere aktaracağım. Arkadaşlar bu gerçekten harika bir vücut peelingiymiş. Cildim o kadar yumuşak ki size anlatamam ya. Bebek poposu gibi gerçekten. Şakasız gerçekten öyle. Sadece size birkaç tane tavsiyem olacak. Öncelikle ben size gösterdiğim tarifin yarısını yapmıştım. Ona rağmen çok kaldı. Yani belki de sadece yarısını kullandım. Siz tek kullanımlık yapmak istiyorsanız ölçülerini birazcık daha azaltıp yapın derim. Ayrıca başta da dediğim gibi Hindistan cevizi yağı koyabilseydim çok daha güzel olurdu bence. Gerçekten böyle bir terapi gibi olurdu. Şimdi zeytinyağı ben pek seven bir insan değilim. O yüzden böyle biraz garip oldu. Başta da hiç hoşlanmadım. Ama gerçekten cildimdeki bu yumuşaklığa bence kesinlikle değer. Bundan sonra kesinlikle Hindistan cevizi yağı buluyorum. Ve böyle birkaç haftada bir bunu kesinlikle yapacağım. Yani kesin karar verdim. Biliyorum bu böyle body scrub adında normalde marketlerde satılan bir şey. Ama ben doğal olanını deneyip görmek istemiştim. İyi ki de denemişim gerçekten. Son bir şey daha söylemek istiyorum. Siz benim gibi kendi size eziyet etmeyin. Bu gerçekten bence duşta yapılması gereken bir şey. Çünkü her yer, kıyafetim de dahil olmak üzere değiştirmek zorunda kaldım. Her yer kahve oldu. Yere bir şeyler sermiş olmama rağmen her yer kahve oldu. Bir de zaten yağlı bir şey. Ben bunu neden düşünemedim bilmiyorum. Sonrasında gidip banyoda her tarafımı yıkamak zorunda falan kaldım. O yüzden duşa girdiğinizde yapılabilecek çok güzel bir bakım bence. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün bayramın ikinci günü. Dün videoyu bitiremedik. O yüzden bugün devam ediyoruz. Bugün de bir kısmını beraber geçireceğiz. Şimdi beraber anneme Türk kahvesi yapacağız. Sonra da ben kendime güzel buzlu ve sütlü bir kahve yapacağım arkadaşlar. Yine mi olmadı? Anne ben yapamıyorum zaten. Bileceksin. Tamam idare eder. Anneciğim nasıl bunu yapamıyorsun? Bir kaşık atıyorsun, bir daha atıyorsun. Kaynayınca köpürünce döküyorsun. Ya tamam işte böyle. İçecek misin? Evet içeceğim. Aa istiyorsan şey yapalım. Dur bunu ben hayır. Kendim için kullanayım. Sana bir peki, tane daha yapalım. Peki. O bana başka fincan al. Ne kadar? Bu kadar. Evet. Bunu bir daha. Evet. Çok açık daha. Koy bak açık ondan mı diye. Tamam. Şöyle bir fincan. Evet. Bir damla daha. Evet. Şimdi karıştırıyoruz. Sen su şeyin soğutmasın. Soğuk olacak. Şimdi karıştırdık ya. Bastık anneciğim. Basmışsın. O kadar basit ki, o kadar inanamazsın. Hayır, tam otomatik de aynısını yapıyorsun. Hani onu almak da sorun değil. Yani tamamen otomatik olan suyunu kendin verenle bile köpüksüz yapıyorsun anneciğim. Sana nasıl bir şey alayım? Ben Türk kahvesi içmiyorum ki. Tamam, şimdi köpürüyor, bakıyoruz. Ben böyle yaptım, böyleyken aldığımda çok köpüklü oluyor. Evet, bak, kapatıyoruz. Böyle tamam, bu kadar. Işte. Bak anneciğim. İpek gördün değil mi dakikayı? Evet. Köpürdü ve aldık. Bekledim. Bence ben çok bekliyorum ya da az bekliyorum bazen. İşte onun ortasını bulman gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum kızıma. Ellerine sağlık. Kendim yaptım. Rica ederim. Olsun. Gördüğünüz üzere çok kötü Türk kahvesi yaparım. Ve genel olarak hiçbir zaman Türk kahvesi yapmada başarılı olamadım zaten. Yani ne bu makinalarda ne tamamen otomatik makinalarda. Cezveyle zaten hiç yapamıyorum. O yüzden işte biraz öğrenmeye çalışıyordum ama olmadı. Her neyse. Şimdi kendim için yapacağım kahvede aynen böyle gördünüz zaten. Normal Türk kahvesi yapıyorum. Bu şu an çok fazla geldi bana. O yüzden başka bir kaba aktaracağım. İçerisine buz koyuyorum ve süt koyuyorum. Bu kadar. Böyle. Kahvemi içerken birazcık ödev yapmaya karar verdim. En azından birazcık başlamaya çalışacağım. Şimdi buraya böyle kendime bir
ödev yapmalık bir ortam yapıp sonrasında oturacağım. Bakalım yapabilecek miyim? Hepsini görmediniz ama gerçekten çok verimli bir şekilde ders çalıştım. Ama şu an ara verdim çünkü çok acıktım. O yüzden şimdi beraber yemek yapacağız. Bugün aslında öğlen slash akşam yemeği gibi bir durum. Çünkü saat 5'e falan geliyor galiba. Ve biz daha öğle yemeği yemedik. O yüzden evet birazcık böyle saçma bir durum oldu. Bugünün menüsünde kremalı tavuklu makarna yapacağız. O zaman hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yemeğimiz hazır. Birazcık yağı az oldu, tek problem bu ama çok lezzetli olduğundan eminim. Biz şimdi annem yemeye başladı bile. Ben de hemen ona katılacağım. Videomu izlediğiniz için ve bu bayramda benimle beraber olduğunuz için teşekkür ederim arkadaşlar. Tekrardan iyi bayramlar, hoşça kalın.